Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet efendim, bugün inşallah surenin, Hicr suresinin son ayetlerini. Bugün inşallah Hicr suresini bitiriyoruz. Mehmet Hoca'yı bekleyeceğiz derken tam da geldi yani. Evet. Böylece ekip semah oldu yani birazcık böyle. Hicr suresini bitiriyor. Bundan sonra inşallah Nahl suresindeyiz. Böylece yavaş yavaş. Bu 15. sure. Kur'an'ın 15. suresi. Nahl suresi 16. sure. Biz 17 yılda 16. sureye yeni geleceğiz inşallah. Allah selamet versin. Bakalım inşallah Allah tamamlamayı nasip eder. Efendim öncelikle biz başlarken bir veciz maal. Hocam yapar mısınız? Yorgunsanız Hasan Hoca'ya devredelim. Tamam. Buyurun. Şey, demişler herhalde. Evet. Biz terk etmeyelim adeti. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kezzebe ashabul hicril mutselin. Şüphesiz hicirliler, hicir bir bölgenin adıdır, peygamberleri yalanladılar. وَاَتَيْنَاهُمْ اَيَاتِنَا Biz onlara ayetlerimizi vermiştik, mucizeleri. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlar da o mucizelerden yüz çevirmişlerdi. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اَمِنِينَ Bu arada bu insanlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Yani yapıyorlardı. Derken فَاَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ Onları çok güçlü, öldürücü bir ses yakalayıverdi. Musbihin onlar sabah erken, yani sabah vaktinde. فَمَا اَغْنُونَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah'ın emriyle o yüksek, dayanılmaz ses gelince bunların harcadıkları emekler onlara fayda vermedi, yani kurtaramadı. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Bu arada Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındaki bütün varlıkları ancak hak ile yarattık. وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ Şüphesiz kıyamet gelecektir, gelicidir. فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Öyleyse onlarla güzel geçirmeye çalış. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ Şüphesiz senin Rabbin mutlak yaratıcı ve bilgi sahibidir. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki Vakti Kainat Aleyhisselatü Vesselam kitabı biz sana tekrarlanan 7 şey verdik. Bunların izahına geçeceğiz daha sonra. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ve Yüce Kur'an'ı verdik. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sen onların bazı gruplarına, sınıflarına verdiğimiz şeylere göz dikme. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Ve onlardan dolayı üzüntüye de kapılma. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Ve kanatlarını veya kanadını müminler için alçalt, yani müminlere karşı tevazulu davran. وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ Ve de ki şüphesiz ben gerçek ve apaçık uyarıcıyım. كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ Benzer şeyleri biz Kur'an-ı Kerim'i bölük bölük parça parça kabul eden veya yaptıkları yanlış olan, tutarsız olan kimselere de indirdik.
اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيمًا. O kimseler ki Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını kabul ettiklerini, bir kısmını kabul etmediklerini söylerler. فَوَرَبِّكَ. O nedenle Rabbine yemin olsun ki لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ. Onların tamamına bunun hesabını soracağız. اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yaptıkları işler hakkında onları sorguya çekeceğiz. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُوا. Şimdi artık sen sana emr olunanı açıkça, vurgulu bir şekilde dile getir. وَاَعْرِبْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Ve müşriklerden de yüz çevir. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. Seninle, ayetlerle, vahiy ile alay edenlere karşı biz senin yanında yeterli destekçiyiz. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرًا. O alaycılar ki Allah'ın yanında başka bir tanrının varlığını ileri sürerler. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ne derler? Onlar ileride bilecekler ne yaptıklarını. وَلَقَدْ نَعْلَمُ. Bu arada biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e buyuruyor. اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. Canının sıkıldığını, göğsünün daraldığını biliyoruz şüphesiz. بِمَا يَقُولُونَ. Bu kimselerin söylediklerinden dolayı bu göğüs daralmasını aşmak için فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Rabbinin hamdiyle tesbih et. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Ve secde edenlerden ol. وَعْبُدْ رَبَّكَ. Ve Rabbine ibadet etmeye devam et. Hatta yetiyeke yakin, sana ölüm ecel gelinceye kadar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Azizallah ezanda okunuyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Burada Ashab-ül Hicr, Hicr ashabından bahsediliyor. Bu Semud. Semud denen bir kavim. Salih Aleyhisselam'ın gönderildiği bir kavim. Şimdi ben de ona baktım. Ya, aklımda yanlış mı kaldı diye. Razi bu dördüncü kıssa diyor. Bu surede dört tane kıssadan bahsediyor. Hangileri diye şöyle bir göz gezdirdim baktım. Birincisi Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından bahsediliyor. İşte İblis ile olan durumdan bahsediliyor. Da secde edip etmeme. İkincisi Lut Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. Üçüncüsü Ashab-ül Eyke denen Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden ve son olarak da Ashab-ül Hicr denilen Salih Aleyhisselam'ın kavminden bahsediliyor. Bu dört olayla birlikte Hazreti Peygamber'e son mesajlar. O sondaki birkaç ayet de Peygamber Efendimiz'e doğrudan mesaj buralardan hareketle. Peygamber Efendimiz'e ve ashabına mesajlar veriliyor. Evet, şeyden başlayalım. وَقَدَ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Bu Ashab-ı Hicr peygamberleri yalanladı. Hatta bir vurgu da var burada. Bir kasem gibi bir şey de. Tevkit var. Devamül İktida var. Devamül İktida, tevkit. Hepsini birlikte. Evet Hasan Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men ittaba'ahu bi ihsani ila yevmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kezzebe ashabul hicrul murselin. Baştaki atıf var. Bu kıssanın kıssaya atfı gibi. Daha önce Cafer Bey'in de zikrettiği gibi surede başka peygamberlerin başından geçen olaylardan anlatıldığı için yani bunu da ona bir tür atıf gibi görebiliriz. Oradaki lakat ifadesi Arapça açısından o lan cevabı kasem denilen landır. Yani öncesinde bir yemin olduğu, mahzup bir yemin olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla yani vallahi lakat gibi yani and olsun ki genelde Türkçe bu şekilde tercüme ediliyor bu ifadeler. Yani bu işin muhakkak olduğu, kesin olarak olduğu manasına geliyor dolayısıyla. Kezzeb ashabul hicri, yine az önce bahsedildiği gibi bu hicir denilen bölge yani şu anda Suudi Arabistan sınırları içerisinde daha çok Medayin-i Salih diye artık yani zikredilen yer. Orada kalıntılar bulunmuş durumda. Bu yani kayalardan oyulan evler de orada var.
gitmeseniz bile, yani internetten baktığınızda o Medainu Salih diye aratırsanız şayet, yani o bölgenin bol bol fotoğrafı var. Enteresan bir şekilde gerçekten, yani evler kayaların içerisine oyulmuş. Yani devasa kayalar tabii ki. O bölgenin bir benzeri de Petra bölgesi, yani Ürdün'de Petra bölgesi var. Orası da Semud kavminin yerleşim birimi olarak görünüyor. Aralarında 400-500 kilometrelik bir mesafe var. Bilmiyorum yani o Semud kavmi o kadar büyük bir kavimdi, her iki yerde birden mi yaşadı, yoksa yani orada yaşadılar, daha sonra bir sebepten dolayı göç edip tekrar diğer yere mi gittiler, onları bilmiyorum yani. Ama Petra bölgesinde de yine Ürdün'de bulunan kayalardan oyulmuş evler var. Petra bölgesi daha meşhur dünya çapında. Daha önce tespit edildiği ve turizme açıldığı için. Şu anda Suudi Arabistan'da bu Hicr bölgesini, yani turizme açma çalışmaları yapıyor. İleride belki gezilebilir ama gezilmesi gerekir mi onu da bilmiyorum. Rivayetlere göre Hazreti Peygamber Tebük seferine giderken o bölgeden geçmiş, evlerine girilmemesini istemiştir. Yani bunlar zalim bir kavimdir, onların evlerine girmeyin diye. Hatta yani devesini biraz hızlandırarak yani hızlı bir şekilde oradan geçmiştir. Bilmiyorum Suudiler yani bu olayı biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Şu anda turizme açmaya çalışıyorlar orayı. Yani o evler nasıl yapılıyor? Söylenene göre oradaki yani dağ, burada dağdan bahsediyor ama gerçek manada yani bizim coğrafyada biz onlara dağ demeyiz, çok büyük yani devasa kayalar. Yani 80 metre 90 metreye kadar çıkabilen kayalar var, onlar oyulmuş. Yumuşak kaya tabii ki bunlar. Volkanik bir bölge olduğu söyleniyor. O volkanların lavlarının biraz sertleşmesiyle oluşan yerlerdir. Belki biz de Göreme bölgesinde de yani benzer bir taş yapısı var zannediyorum. Yani kayalar çok rahat bir şekilde oyulabiliyor. Ondan bahsediyor bu. Yani o bölgenin halkından bahsediyor. Burada Ashabul Hicr el-Mürselin derken müfessirlerin bu Mürselin kelimesi hakkında bir yorumu var tabii ki. Çünkü diyorlar ki burada asıl kastedilen Salih Peygamber'in bizzat kendisidir. O zaman neden Mürselin şeklinde peygamberler? Yani Ashabul Hicr, Hicr halkı yani peygamberleri yalanladı. İfade bu. Neden peygamberler şeklinde zikredilmiştir? Yani buna verilen cevap da şöyle. Diyorlar ki peygamberlere iman bir bütündür. Dolayısıyla herhangi bir peygamberin yalanlanması otomatik olarak bütün peygamberlerin yalanlanmasını getirecektir. Yani inançsızlık, inkar peygamberlik müessesesine karşı yapılmaktadır. O yüzden yalanlanan bir peygamber olsa bile peygamberler şeklinde zikredilmiştir. Yani Salih peygambere inanmamak daha önceki peygamberlere de inanmamalarını otomatik olarak gerektirdiği için. Yani ferriku beynehu. Evet, la nuferriku beyne ahadim. Evet, min rusulü ifadesinde olduğu gibi. Ve ateynâhum âyâtinâ fekânu anhâ mu'ridîn'de yine yani ayet kelimesini müfessirler burada mucize olarak yorumluyorlar. Mucizeden kasıt da Salih Aleyhisselam'ın yani mucize olan devesidir diyorlar. Nâka yani Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle dişi deve. Yani kelime manasıyla o. Yani biz onlara bu mucizeyi verdik. Yani bunu gördüler. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ Fakat bu mucizeden yüz çevirdiler. Yani bu mucizeye itibar etmediler, yanılmadılar. Hatta yani Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğine göre yani o deveye dokunmamaları gerekirken kestiler yani deveyi. Bu yani dinle, peygamberle, peygamberin mucizesiyle alay etmek tabii ki bunun bir neticesi olacaktı. Neticede yani helak edilmiş bir kavimdir Semud kavmi. Ad kavminden hiç kimsenin kalmadığını Kur'an-ı Kerim tasrih ediyor. Yani o kavim tamamen el Arabul Aribe denilen bunlar. Yani gerçek, halis, katıcıksız, saf Arap kavmi. Ad kavmi yani en eski olanlar. Onlardan kimsenin kalmadığı, helak ediliyor onlar. Semud kavminden kalanların Sakif'e gelip yerleştiğini de söylüyorlar. Yani o şeyden çünkü hepsinin helak edilmediği burada kesin. Salih Aleyhisselam inananlarla beraber oradan kurtuluyor. Onların aşağı bölgeye doğru inerek yani o Taif'e doğru gittiklerini, oralara yerleştiklerini de söylüyorlar. Yani bunlar rivayet ama ne kadar doğrudur Allah-u Alem. Bir ayeti daha söyleyeyim. Ondan sonra ben sözü diğer hocalarıma bırakayım. وَكَانُوا يَنَحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ Dediğim gibi burada yani bizim coğrafyada dağ deyince yani çok daha devasa coğrafi şekiller aklımıza geliyor ama yani çöl ortamında her tarafın dümdüz kum olduğu bir ortamda 3 metre yükseklik olunca tepe, 5 metre yükseklik olunca dağ adını alıyor. Dolayısıyla bunlar dediğim gibi yani dağ diyor Kur'an-ı Kerim ama çok büyük kaya parçaları. Dağ şeklinde olduğu kesin ama yağmur yağınca yani o bizim bu Göreme'deki peri bacalarında olduğu gibi yani bir taraf aşınıyor, derinleşiyor. Yani üzerindeki sert kaya kalan kısımları kaya şeklinde kalıyor ama böyle sanki kesmiş gibi yani düz ve içerisine ev yapmaya müsait yapılar. Ama inanılmaz sanat eserleri. Yani fotoğraflarına kesinlikle bakın. İnternetten Medainu Salih diye açın.
Bakın yani görmeye de enteresan bir şekilde. Bunlar bu evleri oyarak yapıyorlar. Yani hatune deyince yani ciddi bir bu oyma yani böyle. Yani bugünkü Arapçada mesela nahat dedikleri şey heykeltıraştır. Evet. Yani gerçekten bir sanat yani nahat dediğimiz yani oyma yontma sanatıdır. O taşları o şekilde çok ince bir şekilde gerçekten işlemişler. Çok görkemli. Böyle yani giriş kısmı 15-20 metre, 10-30 metre olan yani evler yapmışlar. Enteresan. Bunları ne için yapmışlar? Burada ona işaret var. Aminin. Yani kendilerini güvende hissetmek için, kayaların içine. Belki bunların başına daha önce birkaç deprem veya benzer olay gelmişti, sel falan. Kendilerini korumak için. Çünkü kayaya uyduğunuz evler, yani kapısını sıkı kapattığınızda, yani depreme karşı güvenli yerler. Çünkü kayanın içerisinde biraz yüksekçe uyduğunuzda sele karşı güvenli sayılır. Düşman saldırısına karşı güvenli. Dolayısıyla ayetin üslubundan anladığımız kadarıyla bunlar, yani biz bu kayalara evlerimizi yaparsak artık bundan sonra başımıza bir daha felaket gelmez düşüncesiyle bu evleri yapmışlar ve kendileri son derece güven içerisinde hissetmişler. Ama tabii beklemedikleri yerden başlarına bir azap geliyor, evet. Evet Mehmet Hocam, şimdi burada o şey Hasan Hoca güzel açıkladı. Yani bunlar emin olmak için yaptılar. Biz de şimdi depremden falan emin olmak için sağlam binalar yapmak istiyoruz aslında. Peki aynı kategoriye girer miyiz o zaman? Yani deprem evet. Şartlarına uygun yapılar. Şimdi mesela Japonları falan övüyoruz. Adamlar 7 şiddetinde deprem oluyor. Hiç binalarına bir hasar gelmiyor. Bizde de 5.8 bir deprem oluyor. Önce bizim minareler yıkılıyor. Yani şimdi böyle bir durum söz konusu. Tabi bu ona işaret değil. Yani burada deprem var mıydı? Depreme karşı bir tedbir miydi? Tabii bu da olabilir. Çünkü daha önce de işte Rut kavmi falan vardı. Bu tür semai afetler veya toplu musibetler olmuştur. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın o kayınların başına getirdiği felaketler genellikle yer sarsıntıları şeklinde. Yani fecealna aliyaha safilaha. Yani o yaşadıkları yerin altını üstüne getirdi. Deprem, bu da bugün deprem olarak anlaşılması mümkün olan bir şeydir. O bakımdan kayalara sığınmış olmaları, kayaları yontarak onlardan evler, barınaklar oluşturmuş olmalarının depreme karşı da bir tedbir olduğu çağrışımı yapar. Ve tarihi olaylar da biraz bunu destekler. Onun yanı sıra tefsirlerimize baktığımız zaman muhtemel saldırılara karşı da soyguncular, gasıpçılar, bir sürü tabii o gün özellikle insanlar arasında biraz da ilkelliği dikkate alırsanız bir devlet yok, bir hukuk yok, başka türlü alınabilecek fazla tedbirler yok. Bunlar kabileler halinde yaşamış olan, çok fazla hiyerarşik bir nizam içerisinde yaşamayan toplumlarda bugünkü modern devlet yapılması, emniyet tedbirleri, güvenlik tedbirleri, istihbari çalışmaları falan bunlar yok. Tamamen toplumlar kendi imkanlarıyla kendileri güvence altına almışlardır ve hakikaten barınakların sağlamlığı da bu konuda alınması gereken en önemli tedbirlerin başında geliyor. Ve Cenab-ı Hak da zaten bunu teyit ediyor, aminin diyor. Hatta cümlenin kuruluşu enteresandır. Mesela liye emenun falan demiyor. Yani güven içinde biz öyle çeviriyoruz ama yani gerçekten güven içinde olmuş olarak yani ifadenin yapısına bakacak olursanız güvene kavuşmuş olarak, güven içinde yaşıyor olarak bu yapıları oluşturdular. Demek ki o yapılar hakikaten onların güvenliğini sağlıyordu normal şartlarda. Normal şartlarda sağlıyordu da onların başka bir hikayesi var. Peygamberleriyle şeyleri var, anlaşmazlıkları var, ihtilafları vardır. Şimdi insanlar Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde geçiyor. Kendilerine ne çok fazla güvende hissettikleri zaman, hele hele evleri salt kayadan oluşmaya başladığı zaman biraz daha şımarıklaşma ihtimali artmış oluyor. Nasılsa kimse bana bir şey yapmaz. O eski kavimlerde savaşlara karşı alınan tedbirlerin kaleler şeklinde olmasından da anlaşılıyor. Çok güçlü kaleler yapan kavimler kolay kolay ele geçirilemiyordu. Ve biraz daha kendilerini güçlü, emniyette ve farklı işler yapabilir konumda da hissediyorlardı.
Onun için peygamberlere karşı isyan ederken sanki böyle kendilerini güvende hissettikleri için, hiçbir endişeye, kaygıya, korkuya kapılmadıkları için rahat bir şekilde isyan ediyorlardı. Şimdi siz diğer insanlara karşı bu insan gücüyle orantılı tedbirleri aldığınız zaman kendinizi güven içinde hissetmeye hakkınız olabilir. Güven içindeyseniz hem cinslerinizle siz kapışabilirsiniz, onlara karşı direnebilirsiniz. Fakat sizin direndiğiniz güç öyle sizin gibi güçleri, kuvvetleri sınırlı olan bir varlık değildir. Allah'a karşı direniyorsunuz, Allah'ın göndermiş olduğu elçiye karşı direniyorsunuz. Ve bu kayadan evler yontmak suretiyle de bununla baş edebileceğiniz gibi bir yanlış kanaatten ve düşünceden hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla bunlar bu şekilde kendilerini kandırmış oldular. Zaten yani bazı ayetlerde de يُفَانِهُمَ اللّٰهَ وَمَا يَحْنَعُونَ اِلَّا مُحْسَابُ. Onlar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar ama gerçekte sadece kendilerini kandırmış oluyorlar. Bütün bunu niye söyledim? Çünkü sonrasındaki ayet bunların, bu tedbirlerinin Allah'ın kahri, gazabı karşısında bir işe yaramadığını gösteriyor. Ne diyor? فَاَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةَ derken çok böyle kendilerine güvenmiş olarak Hazreti Salih'e karşı veya bir başkaları, diğer bir peygambere karşı isyan ederek bir anda yukarıdan onların bütün o direnç noktalarını, mukavemet noktalarını kıracak, zirvezemen edecek, yok edecek, dayanılmaz bir sesle karşı karşıya kaldılar. Sanırım bu depremlerde de zaten çok yüksek gürültüler çıkıyor deprem olduğunda. Yani Allah'ın onların başına indirdiği o büyük azaplar, bugün bizim yaşamakta olduğumuz işte 7 şiddetinde, 8 şiddetinde, kim bilir belki o 10-12 şiddetindeydi, onu bilemiyorsunuz. Tabii bazı çünkü depremler zaten volkanik patlamalara da sebep oluyor. Evet. Çünkü deprem demek yerin yarılması demektir. Eğer volkan yakın bir yerdeyse, volkanik kısım, onun dışarı fırlamasına sebep oluyor. Hatta yeryüzünün yüzeyinin değişmesine de yol açıyor. Bazı yerler çukurlaşıyor. Evet, aynen. Çukurlaşıyor, çukur. Bazı daha önce çukur olan yerler fırlayarak yükseliyor. O Ali Hasafina'yı da böyle anlamanın daha doğru olacağını tahmin ediyorum. Aynen. Bizim eski müfessirler Hazreti Cebrail o bölgenin toprağını aldı yukarı ve ters yüz etti diyorlar. Fakat sanırım böyle bir yaklaşım bugünkü teknolojik gelişmeler karşısındaki insanoğlunun ulaştığı bilgi düzeyinin gerisinde kaldığı için biraz tasavvuru, yani tasavvuru zorlayarak söylediklerini tahmin etmek yanlış olmaz. Şimdi, olmaz çünkü ben bir bilgi vereyim işte, belki burada söyledim mi? İbnül Esir bir bilgi veriyor, diyor ki İran'da bir deprem oldu diyor, 7 gün sürdü diyor. Şimdi deprem 7 gün sürmez. O 7 gün süren nedir? Artçı şoklar. Artçı şoklar. Evet. Yani bir tane deprem oluyor, büyük bir deprem. Ondan sonra 7 gün artçı şoklar devam ediyor. Evet. Şimdi artçı şok kavramı olmadığı için o zaman yok. Deprem 7 gün sürdü diye aktarmak durumunda kalıyor o zaman insan. Ve enteresandır. Tabii bu ilahi hikmet midir? Bu yerkürenin hareketleriyle, bu depremin kendi içinde daha önce barındırdığı sıkışmaların, mesela güneşin doğuşu veya şafağın sökmesi esnasında bir tetiklenme durumu mu oluyor? Onu bilmiyoruz biz. Evet. Ama ayet diyor ki sabah vakti diyor. Bunlar sabah vaktine geldiklerinde böyle bir dayanılmaz sesle karşılaştılar. Ve bütün mukavemetleri, direnç güçleri kırılmış oldu. Ve helak edildiler. Hocam müsaade ederseniz yani bir iki nakilde bulunayım. Bu sayha kelimesiyle alakalı, yani Muhammed Esed'in yorumuymuş bu. Yani bana çok akıldan uzak gibi görünmüyor. Yani burada Semud kavminin helakından bahsederken sayha kelimesi. Sayha yani çok yüksek sesle. Yani burada başka bir ayette racfe kelimesi, şiddetli yer sarsıntısı geçiyor. Başka bir ayette tağıya geçiyor. Tağanın nasıl manası? Suyun bendini aşmasıdır, yani taşması. Aynı o kavim geçiyor, için mi geçiyor? Aynı kavim için. Aynı kavim. Yani Semud kavminin bahsederken. Bir de sa'ika. Yani bu da şimşek çakması gibi veya elektrik çakması manasına geliyor. O yani bütün bunlar toplandığında diyor, bu daha çok bir yanardağ patlamasına işaret ediyor. Yani bu makul görünüyor. Dolayısıyla Semud kavmi, çünkü yanardağ patlamasında şiddetli yer sarsıntısı da vardır, çok büyük gürültü de vardır. O sayıka dediğimiz şey, bir de tağiye kelimesi, yani lavların akıp gelmesi.
Yani bunlar hepsini birleştirmek olabilir. Yani hepsine birden ihtiva ediyor. O zaman şey kalmaması lazım. O evlerin kalmaması lazım. Evler kalır, oraya kadar lavların ulaşması şart değil. Yani bir şekilde lav akıyor ama. Yani şey yanardağdan çıkıyor, nereye kadar akıyor, hangi yanardağ patlamıştır orada bilmiyoruz. Yanardağların hepsi, yani dağ gibi çok yüksek yerlerden çıkmıyor. Bazen düz alanlardan da yani yanardağ patlamaları olabiliyor. Bugün hala yani yeryüzünde aktif, yani düz yerlerde çıkan yanardağlar var, enteresan yanardağlar var. Bir de musbihin kelimesiyle alakalı İbn Aşur'un enteresan bir değerlendirmesi var. Yani o değerlendirmeye bakıldığında sanki ayetin bu kısmı, yani bu Semud kavminin müşrikleriyle yani alay ifadesi de onlara tehekküm var. Şöyle, çünkü musbihine diyor ki sabah vaktiydi diyor. Sabah vakti ne yapılır? Sabah vakti siz o güvenli evlerinizden dışarıya çalışmak için çıkıyorsunuz. Yani bunlar evleri kendilerini her türlü musibetten korusun diye yapmışlar. Evlerin içinde kendini çok güvende hissediyorlardı. O yüzden şımarıklık, yani şımarıklığa kapıldılar. Fakat Cenab-ı Hak onlara sabah vakti hepsi işe gidecek, çalışacak ya, o güvendikleri yerden dışarıya bu şekilde çıkartmış oluyor. Yani bir tür sanki onlarla aday. Bakın siz yani kendinizi güvende hissettiğiniz evleri yaptınız ama sabahleyin oradan çıkmak zorundasınız. O güvenli alanlarınızı terk ediyorsunuz. O zaman yakalıyor yani azap. Dolayısıyla ayetin o kısmı sanki yani o müşrik aklıyla böyle yani ben güvendeyim, bana kimse dokunamaz, bana bir şey olmaz, ben sağlam yerdeyim düşüncesiyle olanlarla alay etmek gibi. Muhakkak yani insanız, hepimiz aciz, hepimizin açığı var. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı kim kendini nasıl savunabilir? Yani öyle bir manada sanki insanın aklına geliyor musbihin kelimesini. Yani bu sabah vakti işe gitmek için çıktılar. Yani dışarıdayken, yani evlerinin dışındayken yakaladılar. Doğru. O sosyal pozisyonu da ifade etmiş olabilir. Yani en mutlu olabildikleri an, en zinde, en enerjik, en ümitli, en arzulu oldukları bir anda başlarına böyle bir felaket geliyor ve bütün ümitleri kendileriyle birlikte yerle bir olup gidiyor. Güzel bir yorum. Güzel bir yorum. Buradan Yasin suresinde geçiyor. Sayha kelimesi. Estağfirullah. وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَائِ. Onun kavmine diyor, yukarıdan ordu göndermeyeceğiz. Göndermedik. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Göndermeyiz de zaten. اِمْكَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً. Tek bir ses onlara yeter. Ve idâhum hâmidûn. Hepsi sönüp gitti. Şimdi burada da demek ki sayhayla böyle helak edilen kavimler var. Yani sadece ses basıncıyla. Ses basıncı da olabilir. Yani yanardağ içerisinde gaz da öldürüyor insanı. Yani yanardağla beraber etrafa yayılan gaz da yani insanları hiç dokunmadan öldürüyor. Şimdi şöyle bir şey, insanlar bir şeyden korunurken öbür şeyden bir anda korunamayabiliyorlar. Mesela demin Japonlara örnek gösterdik işte. Adamlar çok depreme yönelik çok sağlam binalar yapıyorlar. Ama aynı binalar mesela tsunami'ye karşı aynı mukavemeti gösteremiyor. Yani denizde bir deprem oluyor, depremin etkisiyle devasa bir tsunami meydana getiriyor. Bütün evleri ortadan kaldırıp götürüyor. Burada mesele şu, insan mutlaka tabii yaptığı şeyi sağlam yapacak. Orada bir şüphe yok. Fakat şöyle bir düşünceye kapılmayacak demin hocalarımızın söylediği, şımarıklığa, Allah'a karşı şımarıklık. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerime tam buna işaret ediyor. Diyor ki biz yeryüzünde hiçbir şeyi boş yere yaratmadık. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Ondan önce de zaten temâvâna anıyorum. Tedbirleri işe yaramadı. Bunu şey için söylüyorum hocam. Hiçbir şey boşa yaratılmamış. Yerde ve gökte ikisi arasında olan. Sonra bir şey geliyor. فَاِنَّ سَاَتَمْ اَاتِيَتُمْ ve kıyamet geliyor. Yani bunlar öyle anlaşılıyor ki bir Allah'a karşı biraz bir ukalalık içine giriyorlar. Biraz da o yaptıkları evler bunları ukalalığa götürüyor. Yani insanın yaptığı bir şey, elinde olan bir şey kendisini Allah'a karşı bir ukalalığa götürmemelidir. İki, ahireti unutuyorlar. Kıyameti unutuyorlar. Şimdi bunun benzerini bakın bundan 100 yıl önce insanlık yaşadı gene. Özellikle Avrupa'da 1900'lü yıllara doğru, o 1900'lü yıllar civarında muazzam bir ateizm ve deizm dalgası meydana geldi. Şimdi gene bir körükleniyor bu dalga. Ve bunlar o zaman insanoğlu makineyi yeni icat ediyor. Daha doğrusu yeni etkin olarak kullanıyor. İcat etti ama çok etkin bir şekilde kullanıyor. Kendi kullandığı makineden bir anda şeye kapıldı. Şımarıklığa kapıldı ve bütün evreni makineye benzetti. Dediler ki evren hiç bozulmayacak bir makinedir. Dolayısıyla kıyamet miyamet diye bir şey yok. Şimdi geldiğimiz noktada aynı ateistler, deistlerin çoğusu
Yeşilci oldular. Şimdi diyorlar ki şöyle bir sloganlar var şimdi. O zaman kıyamet yok diye slogan atıyorlardı. Şimdi de elimizde tek dünya var, onu koruyalım. Niye? Çünkü her şey yok oluşa doğru gitmeye başladı. Bir şeye daha dikkat edin. Son zamanlarda kıyamet filmleri çoğaldı. Özellikle Batı'da kıyameti konu edinen o kadar çok film yapılmaya başladı ki. Bu neydi aslında? Artık kıyamet kanıksandı. Niye? Teknoloji de onu kanıksattı. Şimdi bir kitap okumuştum. Burada bahsettim mi bilmiyorum. Dünyanın yok oluşunu anlatıyor. Neyle yok oluşunu? Kuzey Yarımküre'de nükleer santraller patlamış. Ve yavaş yavaş dünyayı nükleer gaz kaplamaya başlamış. Olay şeyde anlatılıyor, Avustralya'da. Avustralya'ya doğru geliyor. Oralar dünyanın en temiz yeri olarak gösteriliyor. Nükleer şey bakımından. Avustralya'ya doğru gaz bulutu geliyor, geliyor. Her şehire geldiğinde o şehri helak ediyor. En sonunda bir şehirdeki insanlar hazırlanıyorlar. Kimisi uyku hapı alıyor. Kimisi başka şey alıyor filan. Ölüme hazırlanıyorlar. Bakın bütün bunların sebebi nedir aslında? Yok oluşu kanıksamak. Ama buna rağmen insanoğlu ilginçtir. Başka şeylere güvenerek şimdi de bu sanal alem insanın başını döndürdü, onu söyleyeyim. Çok fazla başını döndürdü ve bu sanal alemden, alemin verdiği şımarıklıkla şimdi bu deizm, ateizm dediğimiz şey oradan hareketle bir körüklenmeye başladı. Biraz ben burada biraz bunu gördüm yani, biraz günümüzle irtibatını kurarak. Yani benzer sonuçlarla karşılaşılabilir mi mesela o kitapları okuduğumuzda? Mahis'le anlattığınız. O bir kurgu tabii ki. Yani şöyle bir inancımız var yani, Hazreti Peygamber gönderildikten sonra artık eski kavimlerin başına geldiği türden büyük semavi veya tabii afetlerin olmayacağı yönünde İslam alimleri arasında bir görüş var. Hatta üç tane, işte Allah'ın ümmeti tepelerinden yani semavi afet veya altlarından arzi afet derle cezalandırmaması için Cenab-ı Peygamber dua ettiğini, bunların kabul edildiğini, ancak bir şey duanın üçüncüsü kabul ettiğini, aralarındaki fitnelerin de olmaması için dua ettim. Fakat bu üçüncüsü kabul edilmedi şeklinde bir rivayet. Vesuhum beynemüşebi. Kendi aralarındaki kavgalarda maalesef çok acımasız olurlar ve İslam tarihinin çok erken zamanlarında Müslümanlar bu fitneyi yaşadılar. Hala o fitne devam ediyor. Kıyamete kadar sürer mi bilmiyoruz. Tabi bu söylediğiniz şey mucizevi bir felaket. Mucizevi bir şey. Mucizevi bir felaket. Yoksa kıyamette engel yok. Kıyamet olacak zaten. Hatta hadislerde kıyamet müminlerin üzerine de kopmayacak deniyor. Evet. Kıyamet bütün müminler öldükten sonra ya da nesilleri bittikten sonra şerdi insanların üzerine kıyamet kopacak. Hatta şöyle bir hadis de var, hatırlıyorum. La taqumanna sa'atu hatta la yaqala vecil ardı men yekulu la ilahe illallah. Evet, aynı. Evet, yani yeryüzünde la ilahe illallah diyen bir adam bile kalmayıncaya kadar kıyamet kopmayacak. Ondan sonra işte bütün küfür taammüm edecek. Hani eşrafü sa'aden küfrün taammümünü ve daha bazı şeyleri de ifade etmişlerdir. Ama tabi burada bu şeylerin kıyametçiliğine de kapılmamak lazım. Ha. Bu hastalık haline getirdiler bu kıyametçiliği. Kıyamet bizi ilgilendirmez. Bizi ölüm ilgilendirmez aslında. Bizi yaşadığımız hayat ilgilendirir. Yani nedir? Şimdi surenin sonunda okuyacağız işte. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ. Ölüm gelene kadar ibadet etmekle görevliyiz. Ölüm ne zaman gelir, nasıl gelir onu bilmeyiz. Kıyamet de öyle aslında. Yani kıyamet nasıl gelir, ne zaman gelir bizi ilgilendirmezdi zaten. O bizim işimiz de değil zaten. Bizim işimiz zahire hükmedip ona göre tedbir almak. Ona göre tedbir almak ve yaşamak. Ve yaşamak. Yaşamaktır yani netice itibariyle. Aslında İslam'ın kıyametle ilgili bakışı oldukça şeydir, anlaşılırdır. Yani çok fazla muamma şeyler değildir. Onu tabii biraz teyeninle, Hazreti Peygamber, وَاِسْتَنَادِكَ عَلَكَيْنِ yani ben ve kıyamet şu iki parmağın yan yana olması gibi gönderildik. Buradan şu anlaşılabilir, yani eski klasik anlayışa göre dünyanın ömrü 7000 yıl falan dediler uzun yıllar.
bizim çocukluğumuzda da bu söyleniyor. Yani dünyanın ömrü 7 yıl falan şeklinde ama değildir. Bugün artık kesretten kinaye be. Evet yani arkeolojik kazılar vesaireler. Geçen bir programda o teknik konuları araştıranlardan birisi 180 milyar yıl mı falan böyle çok astronomik bir şey söyledi. Yani öyle o tür rakamları söylüyorlar. Zaten hocam Kur'an'da evet. Ve sahih hadislerde öyle rakam yok. O rakamlar çoğu bir de İsrailiyat'tan geliyor. Tabii yok. O dünyanın ömrü evet. Şu kadardır bilmem nedir. Evet. Açarsanız mesela o Müncit diye bir sözlüğümüz var ya. Evet. Onun sonunda dünya tarihi vardır. Dünya evet. Tarihinin kronolojisi vardır. Evet. O kronolojinin tamamı İsrailiyat'tan alınma bir kronolojidir. Evet. Yoksa bir gerçekliği, sahihliği söz konusu çünkü değil. Çünkü elif şeydir. Hristiyan zaten. Hristiyan, evet. Evet. Yalnız bir sahabi Hazreti Peygamber'e soruyor. Diyor ki meta takumus sa'a. Cenab-ı Peygamber'in cevabı maza adette lahadir. Kıyamet ne zaman kopacak diyor Resulullah. Hazreti Peygamber diyor ki adama sen kıyamet için neler hazırladın? Ona bak. Sen hazırlığına bak. O kıyamet. Allah'ın işi. Sen bilemezsin. Bir de Hazreti Cebrail aleyhisselam da kıyamet sorusuna soruyu sorarken Hazreti Peygamber ben mesul anhu bi alemi minessain demiştir. Yani Hazreti Cebrail de Resulullah'a bir mecliste Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadistir bu. Kıyamet ne zaman kopar demiş. Cenab-ı Peygamber demiş ki soru sorulan yani ben soruyu sorandan daha iyi bilmiyor bu işi. Yani daima Hazreti Peygamber kıyamet hakkında konunun Allah'ın ilmine mahsus ve onun ilmi dahilinde olduğunu, kendisinin bunun zamanını, vaktini veya şeklini ifade edemeyeceğini söylemiştir. Zaten burada o kavimden onu anlıyoruz. Yani mesela ölümü hatırlamak, ölümü bilmek güzel bir şeydir. Çünkü hayatın kalitesini artırır aslında ölümü bilmek. Çünkü öleceğiz, işte ise iyi işler yapalım demektir aslında bu. Ama ölüm korkusuna kapılmak hastalıktır. O bir takıntıdır çünkü yani. O çok kötü bir şey yani. Bugün işte Batı'da kıyamet takıntısı ortaya çıktı şimdi. Bakın o filmler de onu gösteriyor zaten. Sürekli böyle kıyamet diye konu alan filmler yapmaları takıntı haline geldi onlarda. Niye? Çünkü dünyaya çok fazla meylettiler. Kaybedeceklerinden korkmaya başladılar. Bu bir fobiye dönüştü. Yani. Aynen. Fobiye dönüştü tamam. Evet hocam. Çok 84. İnne rabbeke. Ben orada yani bir iki bir şey eklemek istiyorum. Bu ve ma halaknes semavati vel arda ile alakalı da. Yani bu enteresandır bu ayet-i kerime. Yani şu açıdan bir kavmin helak oluşundan sonra yani Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatıyor. Kavmin helak olduğu ondan sonra doğrudan diyor ki ve ma halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hak. Yani biz gökleri, yerleri ve bunların arasındakileri. Yani bu var olan her şey demektir kısaca. Bir hak yani hakla yarattık. Şimdi burada müfessirlerin hak yani hakla ifadesi hakkında iki farklı görüş var. Bir kısmı buradaki va harfini mülabeseye hamlederek diyor ki yani bir haktan kasıt bir hikmetidir. Yani yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. Hikmet gaye vardır demek. İkincisi de diyorlar ki yani buradaki va sebebiyedir. Dolayısıyla yani bir hak derken yani bir sebebil adaleti veya bir sebebil insafi beyne el ibad gibi. Yani netice itibariyle biz bunları yarattık. Yani ahirette yani herkes adalet yerini bulsun diye. Her halükarda yani ayetin bu kısmı bugünkü ateistlere verilen en iyi cevaptır. Aslında bu ateizme cevaptır. Neden ateizme cevaptır? Veya deizme cevaptır. Siz nasıl anlarsanız anlayın. Çünkü bakış açısı şu. Yani bu ateistlerin yani dine en büyük saldırı noktası şer problemidir. Yani şimdi burada bir şer problemi var. Neden? Yani insanlar var, yaşıyorlar, günlük hayatlarını falan gerçekleştirirken başlarına bir felaket geliyor. Yani hepsi yok oluyor bir anda. Yani bir kaos görüntüsü var. Yani bir hikmetsizlik. Yani bu insanlar niye yaratıldı, niye yok edildi? Problem bu. Kur'an-ı Kerim bunun cevabını böyle veriyor. Diyor ki bu görüntü, yani gerçek bir görüntü değildir. Yani yok edilme diye bir şey yok. Çünkü ne varsa, yani kainatta var olan ne varsa bunların bir yaratılma gayesi vardır. Gayenin olduğu yerde ateizme yer yoktur. Çünkü ateizm tesadüflülük üzerine, rastgelelik üzerine kurulur. Yani siz burada bir gaye var, burada bir hikmet vardır dediğinizde o hikmet için bir şey yaratılıyorsa yani bunun bir yaratıcısı vardır ki hikmeti gözeten odur, ona göre yaratmıştır. Dolayısıyla burada adeta sanki
Yani bu o zamanki bir olay. Yani bir kavmin helak edilmesi, bugünkü savaşlara bakın fark etmez. İnsanların başına gelen büyük sel felaketleridir, depremlerdir, hepsine bakın fark etmez. Yani insanların bu yani dinle çatışmaya girdikleri alanlardır bunlar. Yani bir Allah varsa neden bunlara müdahale etmiyor? Bu sıkıntılar niye? Bu insanlar bu dertleri, sıkıntıları niye çekiyorlar? Cevabı bu. Yani bu görüntüdür. Buna aldanmayın. Neden? Çünkü her yaratılan bir şeyin bir hikmeti vardır ama bu hikmet nasıl tamamlanıyor? Yani dünyada tamamlanmıyor. وَاِنَّ السَّاتَ لَاَتِيَتُمْ Yani ikinci ucu burasıdır. Orayla beraber düşünüldüğünde ancak bu tam kavranılabilir. Sadece dünya olarak düşündüğünüzde yani bu var, ötesi yoksa, ahireti yoksa, ahireti meydandan kaldırdığınızda tabii ki böyle bir sıkıntıya girersiniz. Yani bir başı boşluk görürsünüz. Yani bu insan neden öldü? Bu insanlar niye ölüyorlar? Niye bu sıkıntıları çekiyorlar? Ahireti devreden kaldırdığınızda gerçekten boşlukta kalacak, manasızlaşacaklar. Neyle mana kazanıyor? Ahiretle. O yüzden hemen ayetin devamında bakın yani bunlar birbirine mantık itibariyle çok bağlı şeyler. Beraber düşünmesi gerekiyor. Göklerde ve yerde ve bunların arasındaki her şey hikmetle yaratılmıştır. Ve yani ahiret yaklaşmaktadır. Demek ki o hikmeti tamamlayan şey, o hikmetin tam manasıyla ortaya çıkmasını sağlayan şey ahiretin varlığıdır. Orada insanlar yaptıklarının karşılığını görerek gerçek manada adalet ve güzellik tecelli edecek. Yani iyilerin galip geleceği yer, zalimlerin ceza göreceği orası. O zaman bu varlığın bir manası oluyor, bir hikmet oluyor. Allah'a iman demek yani birinci ucu bakın, diğer ucu da yani iman prensibinin ahirete imandır. Yani ahirete imanı devreden kaldırdığınızda kainatın varlığını izah edemezsiniz. Hemen ayetin son kısmında fasfay safhal cenni bu sefer Hazreti Peygamber'e dönerek yani bu hikmet beyan edildikten sonra bakın. Yani bu önemli bir ayet. Birçok ayette de yani buna vurgu vardır. Rabbena ma halakta hada batıla bakın. Yani düşünen insanlar, yerleri ve gökleri düşünen insanların ulaşacağı netice, mümin insanların ulaşacağı netice budur. Ey Rabbim sen hiçbir şeyi boş yere yaratmadın. Çünkü boş yere yarattın ateizme götüren yoldur. Yani hikmeti göremediğinizde dediğim gibi insanlar da sıkışıyor. Yani birçok ateistin yani konuştuğunuzda ortaya attığı şey budur. Yani Tanrı varsa diyor bu zulümlere, bu haksızlıklara niye müdahale etmiyor? Cevabı bu. Müdahale edecek. Ama hikmeti gereği yani iyi insanın kötü insandan bir şekilde ayırt edilmesi gerekiyor. O yüzden yani bu hayatın bu şekilde yaşanması gerekiyor. Ahirette müdahale edecek. Ya şimdi düzeni böyle kurmuş imtihan dünyası. Yani hikmet bu. Yine başka bir ayet-i kerimede değil mi? اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ Yani bakın boş yere mi? Bunlar ateistlerin dile getirdiği argümanlardır. Cevap burada. فَاسْفَحِ سَفَحَ الْجَمِنْ Doğrudan Hazreti Peygamber'e hitaben. Madem durum böyledir diyor. Madem her şeyin bir hikmeti vardır. Hazreti Peygamber'in kendi zamanıyla alakalı bir olay bahsediyor. Yani müşrikler seni dinlemiyorlar. Bir tür abesiyet var gibi görünüyor burada. Ama yani bunlara kulak asma. Bunları görmezden gel. Çünkü netice itibariyle ahirette yani her şey yerli yerine oturacak. Sen çektiğin sıkıntının mükafatını göreceksin. Onlar da yaptıkları zulümlerin cezasını görecekler. Yani bu ayetin sonu muhtemelen yani o ifade ettiğiniz yaratılış var olma veya yok olma gayetsiz amaçsız değildir. Allah'ın kalafarmanı kabulüne yapın yavrukum eyyukum ahsana netice itibariyle bu deizm veya ateizm dedikleri şey merkezinde bir hayat anlayışı son derece sakat ve eksik bu noktada. Çünkü o mantık bu dünyanın hani eski felsefecilerin de inandıkları gibi kıdem üzerine yani bu evren sonsuzdur böyle gelip gidiyor falan. Cenab-ı Hak öyle olmadığını söylüyor. Buranın senin bir geçiş süreci olduğunu ve siz bu hayattan sonra mutlaka ikinci bir hayatta karşılaşacaksınız ve o aradığınız bir takım açıkların olduğunu zannettiğiniz noktada kıyamet bunları kapatacaktır. O mutlak ilahi adaleti ve hakların tahsili ve mükafatların lütfedilmesi gerçeğini de orada göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de buna dair pek çok ayet-i kerime var. Bu ayetin sonunda sanki Hazreti Peygamber'e bir teselli noktası da var. Çünkü Cenab-ı Peygamber müşriklerin tavırlarından, davranışlarından ciddi manada üzülüyor. Yani biraz sonraki bir ayette de zaten Nevevi'de fotoğraf var ya. Şimdi bu fasfahis safhal cemil yani bu müşrikleri, o müşrikleri de kapsıyor fasfahis safhal cemil. Sadece müminlere karşı güzel davranışlar uygula demiyor.
bütün insanlara, yani sana düşmanlık yapanları da bir bakıma çok fazla dikkate alma, çok fazla gözünde büyütme. Sen kendi içini rahat tut ve sakin ol, huzurlu ol. Sen görevini yapmaya çalış. Oraya takılıp kalma. Çünkü oraya takılırsanız bir takım bunalımlar söz konusu olabilir, bir takım tedirginlikler söz konusu olabilir. Ve almış olduğun veya sana verin, tevdi edilmiş olan görevi yapmada sıkıntılar yaşayabilirsin. Onun için bu şikleri de o kadar fazla dikkate alma. Ne söylüyorlarsa söyleyecekler zaten. Ama Cenab-ı Hak sana yardımcıdır. Seni bunların şerlerinden, kötülüklerinden koruyacaktır. Görevini yaparken rahat ol diyor gibi geliyor insana. Doğru. Evet, rahat ol. Yani tedirginlik yaşama, panik yapma, endişeye kapılma. Biraz da hoşgörü tabiriyle ben ona çok cesaret edemiyorum ama çünkü o ben, çok... Yani şu onların yaptıklarını güzel bir şekilde görmezden gel şeklinde ben anladım. İşte, evet. Yani şimdi adam yerine koyma gibi. Adam yerine koyma gibi. Çok da önemli değil bu yanlışlıkları. Yaptıklarının kelimesini söylüyoruz özellikle çünkü öbür türlü yani müşriklerden bedeni olarak yani maddi olarak uzaklaşmayı Kur'an-ı Kerim kesinlikle söylemiyor. Çünkü öyle olsa tebliğ edemezsiniz. Uzaklaşma yapıp ettiklerinden, söylediklerindendir. Yani müşriğin ağzından çıkan şeyden uzaklaşacaksınız. Yoksa kendisinden değil. Neden? Tebliğ edeceksin. Yani görevin bu. Beraber olacaksın ki ona. Yani tebliğ edeceksin. Bir de bir sonraki ayet-i kerimede hemen yani bununla çok alakalı. İnne rabbeke huvel hallâkul alim. Az önce söylediği yani ve mâ halakne semâvâti vel ardâ ve mâ beynehumâ illâ bil hak ayetinin dar çerçevesinde. Hazreti Peygamber'e özel olarak bir hatırlatmadır bu. Fasfâ-i safhal cemîl ayetinden sonra bakın inne rabbeke Allah değil. Yani senin Rabbin. Çünkü Rab kelimesini biz genelde işte terbiye eden, yani kemal noktasına ulaştıran diye algılıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbul Alemin derken, yani her şeyi yarattıktan sonra onu kemal noktasına kadar, yani koruyan, muhafaza eden, yetiştiren, geliştiren, büyüten Rabbin manası bu. Dolayısıyla doğrudan Hazreti Peygamber'e özel bir hitap var. Yani aklında en ufak bir şüphe varsa onu bertaraf etmek için senin Rabbin, yani seni kemal noktasına ulaştıracak olan, senin son noktaya kadar götürecek olan, Rabbin yani yaratıcın huvel hallakul alim. Bakın hallak kelimesi halık değil. Yani hallak kelimesi daima yaratan, sürekli yaratan demektir. Yani yaratıyor fakat onu ayrı bir sıfatla beraber bu yaratma başıboş, rastgele, manasız, hikmetsiz bir yaratma değil. El alim ilme dayanan bir yaratmadır. Yani Rabbin o müşrikleri yaratırken de bir ilim üzerine onları yaratıyor. Yani onların yaratılışından bir gaye var, bir amaç var, bir hikmeti var onun. O yüzden yaratıyor. Müşriklerin sana söylediklerinde bir gayesi var. Yani müşrik Hazreti Peygamber'le alay ediyorsa o da bir hikmete mebnidir. Olması gereken olur yeryüzünde. Yani bir şey nasıl ifade edeyim ben? Varlık alanına çıkabilmesi için onun varlığını gerektiren bir hikmet muhakkak vardır. Yani şeytanın yaratılışının bile bir hikmeti vardır. Abes değildir. Haşa Cenab-ı Hak abes bir şey asla yaratmaz. Bir hikmete mebnidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e diyor ki müşrikler seninle alay mı ediyorlar? Yani sana kahin mi diyorlar, mecnun mu diyorlar, şair mi diyorlar? Kesinlikle bunları kafaya takma. Bunların hepsinin yaratılışının bir hikmeti var. Ve seni koruyacak, muhafaza edecek olan yani Rabbindir. Dolayısıyla endişe etmene gerek yok. Sen görevine devam et. Yani Hazreti Peygamber'e has zaten. Ama hallakul alim ifadesi enteresandır gerçekten. Bakın yaratılan her şey bilgiye dayanır. Bilgisiz yaratma söz konusu olamaz. Bir yaratma varsa öncesinde yani o yaratmanın öncesi nedir, sonrası nedir, neye sebep olacaktır? Bunu bilmeden yaratma olmaz. Dolayısıyla hikmetsiz bir şey asla yoktur manası. Ela ya'lemu men halak değil mi? Ela ya'lemu men halak. Evet. Evet burada şeyi de biraz ben bir geriye döneyim. Fema ağına anhum ma kânu yeksibûn. Orayı geçtik. Orayı geçtik. Geçmişken bir şey söyleyeyim orada. Yani kazandıkları, yapıp ettikleri onların helakına engel olamadı. Burada aslında orada mesela evler yapmışlar. Bir takım şeyler yapmışlar. Onlar kötü şeyler değil. Ama o kötü şeyleri, iyi olan şeyleri kötüye kullanmışlar. Neye kullanmışlar? Her şeyden, Allah'tan gelecek her türlü şeyden ne derler? Mucizeden koruyacağına dair böyle bir emniyette hissetmişler kendilerini. İşte o yaptıkları evler kendilerini korumadı diyor. Halbuki başka ayet-i kerimede tam da yaptıklarından dolayı biz onları helak ettik diyor Allah Teala. Yani nedir? Velakin kezzebu fe ahadnahum bima kanu yeksibun. Yaptıkları, kazandıklarından dolayı biz onları helak ettik.
Öyleyse insanın kazandıkları hem felaketine sebep oluyor, aynı zamanda kazandıkları da helaklarına engel olamıyor. Öyleyse burada ne gerekiyor? İnsanın Allah karşısında kendini çok fazla emniyette hissetmeyecek. Ama umutsuz da olmayacak. İkisi arası bir noktada durması gerekiyor. İşte bizim İslam inancında beynel havf ve reca dediğimiz, yani korkuyla ümit arası ya da beynel reca ve havf daha çok öyle söylenir. Umutla korku arasında bir noktada bulunması gerekiyor insanoğlunun. Burada tam da o anlatılıyor. Yani aslında bu kıssayla bize verilmek istenen şey o. Evet, orayı geçtik. Yani o konuda şimdi son olarak, olarak bu deprem oldu ya, ben şahsen kısmen bu sosyal medyada, medya bahisleri kapsamında söyleyeceğim. Çünkü kamuoyunu çok etkiliyorlar. Bu medya bahisleriyle insanların biraz ilgisi var. Gördüm bir iki tanesini, baktım. İşte Cafer Bey'in biraz önce söylediği, Cenab-ı Hakk'ın kesin takdirine karşı alacağınız tedbirler netice itibariyle sonucu değiştirmeyebilir. O da özellikle eğer büyük bir felaket mukadder ise gelir. Fakat bu şu demek değildir İslam anlayışına göre. Siz tedbir almakla mükellefsiniz. Aynen. Siz tedbir almakla mükellefsiniz. Çünkü tedbirsizlik kendinizi tehlikeye atmak demektir. Evet. Oysa Cenab-ı Hak وَلَا تُنْقُوا بِيَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْرِفِ ediyor. Kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi tedbir almak gerekirken, yani çok enteresan, onların meşhurlarından da bir iki tanesinin o sırada o hengame içerisinde gündemin çok sıcak olduğu günlerde okulun sonuna kadar hiçbir tedbirden söz etmiyor. Şu saatte şuraya çıkın dua edin diyor. Bu saatte buraya camiye gidin dua edin diyor. Şu kadar namaz kılın diyor. Şunu yapın bunu yapın. Hayretler içerisinde kaldım. Yani şimdi eğer öyle olmuş olsa, diyelim ki Cenab-ı Hak bu yeryüzünde, gökte bir sistem yaratmıştır. Ve sonuçlar o sisteme bağlı olarak ortaya çıkıyor. O peygamberlerin mucizeleri hariç. Bir özel afet olabilir. Şu hayatımızda, şimdi Cenab-ı Hak hayatımızı idame etmek için sabah vakti güneşin doğudan doğmasını sistemleştirmiştir, vaat etmiştir. Şimdi bütün Müslümanlar bir araya gelseler ve hep birlikte ya Rabbi yarın artık güneş batıdan doğsun diye dua etseler, bu sistemi değiştirebilecekler mi? Şimdi burada durmak lazım. Eğer Cenab-ı Hak depremin meydana gelmesi için bir takım özel teknikler hak etmişse, işte gaz sıkışmasıydı, şuydu buydu, her ne oldu? Bunun arkasında elbette ki bir takım ahlaki sorunlar da olabilir. Onu biz biliyoruz, yorumlayamıyoruz. Fakat biraz önce Canlı Bey söyledi, Japonya'da 7-8-9 şiddetle deprem olurken fazla can kaybı olmuyor. Ama Somali'de olursa herhalde her şey yerine bir olacak. Yani biz yine nispetle, bizde bile oluyorken. Peki neden tamamen bizim dini algımızın dışında bir hayatları, inançları, ibadet tarzları her neyse yani. Olduğu halde bir deprem, çok ağır bir deprem olduğu halde onlarda can kaybı veya yapı kayıpları çok fazla olmuyor da çoğunlukla İslam coğrafyasında bu oluyor. Şimdi bunu düşüneceğiz. Eğer o arkadaşların dedikleri gibi iş sadece lafzi dua ile bitmiş olsaydı ve yapılması gereken, bakın tedbir demiyorum, o bir tedbir değil, yapılması gereken iş de o olsaydı bizim herkesten daha az hasar görmemiz gerekirdi. Evet. Yani burada tabii eleştirilen onların sağlam ev yapmaları değil. İşte o sağlam eve güvenerek şirke ve küfre gitmeleri. Tamam, gitmemektir. Ha, yoksa tedbirsizlik yoksa, değil. Yoksa sağlam ev yapmaktan dolayı kimse eleştirilmez. Evet. Yani tabii ki sağlam ev yapılacak. Ya da Müslüman yaptığı işi sağlam yapacak. Sadece ev değil, bütün işlerimiz öyle olacak. Müslümanın yani ahlakı da çürüdüğü için evi de çıkıyor tabii. Yani burada ben de o zaman şey istiyorum. Yani şey karıştırmamak lazım tabii. Bu peygamberler gönderildiği dönemde, yani peygamberlere karşı çıkan, onları yalanlayan kavimlerin helak edilmesi ayrı bir şey. Bugün yani herhangi bir insan grubuna aşkın bir felaket geldiğinde onu oraya bağlayarak, yani bunlar dinden uzaklar, dine karşı geliyorlar, o yüzden başkanına felaket geliyor. Yani burada biraz durmak gerekiyor. Çünkü yani o peygamberleri yalanlayanlar peygamber varken, bakın, yani peygamber gittikten sonra, geçtikten sonra felaket diye Kur'an'da hiçbir şeyden bahsetmiyor. O felaketler niye var? Açık mucizelerle geliyor peygamberler. Yani çok güçlü deliller var. İşte Hazreti İsa'nın havarilerinde de öyle değil mi? Gökten yani bize sofra indir diye dua ediyorlar. Yani ondan sonra inanmayanlar için bakın çok şiddetli bir tehdit var. Yani mucizeden sonradır bunlar.
E şimdi bizde yani öyle bir şey yok. Yani peygamber olmadığına göre, ahirete kadar da gelemeyeceğine, mucize de bulunmadığına göre, yani insanların inkarından dolayı, dine karşı tavırlarından dolayı bunların başlarına böyle felaketler geliyor şeklinde. Yani söylerken biraz tedbirli olmak lazım. Ben çok mantıklı bulmuyorum. Yani biz bir kere kendimizi peygamber yerine koymamız gerekiyor o zaman. Yani ben söylüyorum adam inanmıyor, iyi başına böyle bir şey geldi. Yok öyle bir şey. Yani kendimizi aldatmayalım. Günümüzde fitne, iftira çok fazla olduğu için buradan mucize olmayacağını derken peygamber efendimiz son peygamberdir. Mucize peygamberle birlikte olur. Peygamber gelmeyeceğine göre Hazreti Peygamber'den sonra artık mucize de yoktur demektir. Yani peygamber gelmeyeceği için mucize yok demektir. Yoksa Allah Teala tabii ki mucizeyi her zaman yaratabilir ama mucize peygamberle bağlı, peygambere bağlı bir durum olduğu için artık bugün mucize olmayacağına göre büyük bir felaket, zaten Mehmet Hocam da söyledi. Peygamber Efendimiz'den sonra büyük bir felaket olmayacak, mucizevi bir felaket olmayacak anlamındadır bu. Yani çünkü peygamber yok, son peygamber gelmiştir, artık ondan sonra peygamber yoktur. Dolayısıyla bir mucize olmayacağına göre mucizevi bir felaketin gerçekleşmesi de söz konusu değil. Olan hadiselerin tamamı doğal hadiselerdir. Evet, ister deprem olsun, ister sel olsun. Dolayısıyla onlara karşı tedbir almak tedbir insanın görevidir. Farzdır yani. Bu tedbir almak farzdır. O ihmal ederseniz, diyelim ki bir arkadaşınız bugün konulmuş olan 10 şiddetindeki depreme göre 9 şiddetindeki şartlara uygun bir ev yaptı. Gerçekten de. Ve siz yapmadınız. Ve deprem oldu. Sizin yuva yıkıldı, siz altında kaldınız. Ve o komşuya bir şey olmadı. Peki bu konuda hanginiz daha mesulsunuz veya hanginiz daha doğru iş yapmış oldunuz? Tabii. Böyle bir şey. İslam'da bu manada bir tevekkül de yok. Öyle bir şey olsaydı Hazreti Peygamber'e gelen adam içeri girince Resulullah onun yoldan geldiğini, misafir olduğunu anladı. Dedi ki şeyin var mıydı, bineğin de var mıydı falan. Vardı işte, binekle geldi. Ne yaptın bineği? Bıraktım. Nasıl bıraktın? Allah'a tevekkül ettim, öyle sahipsin. Öyle değil dedi. Ya kalfe tevekkül. Önce o bineği bağla, yerini sağlamlaştır, ondan sonra tevekkül et. Biz bu halkayı atlıyoruz. Yani tevekkül dediğiniz şey öyle değil. Tedbiri aldıktan sonra işin neticesini Cenab-ı Hakk'a bırakacaksınız. Tedbiri aldıktan sonra, çünkü biz bununla mükellefiz, mukadderatı değiştirecek durumumuz yoktur. Bir diğer şey, yani bir işaretli ahlak noktasında. Neden her şeye hakkını vermiyoruz? Neden mühendisler üçkağıtçılık yapıyor? Neden inşaat denetimleri yani yapılmıyor, hakkına uygun gerçek yapılmıyor? Biz ağır bedel ödüyoruz. Herkes İstanbul'un yerle bir olmasından korkuyor. Niye korkuyor? Çünkü binalar çürük olduğunu görüyoruz. Çünkü hayır, şimdi kendimizden emin değiliz. Onun için İstanbul'dan emin değiliz yani. O kendimizden korkmaktır. O kişiliğimizin bozulmuş olmasından, ahlaki yapımızın tefessüm etmesinden. Keşke o yıkılacağından korktuğumuz kadar Allah korkumuz olsaydı. Evet. Bakın zaten Allah korkumuz olsaydı zaten o binalar sağlam olurdu. Sağlam olacak. Yani, hakkını verecek. Allah korkusu yok. Biz deprem korkusu çok maalesef, var. Maalesef. Evet. Evet, geldik şimdi. Burada ben son bir şey daha hemen söyleyeyim de ondan sonra diğer tarafa geçelim. Yani o eski kavimlerin helak edilmesiyle alakalı olayların hepsine birden bakıldığında insan psikolojisine hitap eden şöyle bir yönü var. Yani bazı kavimlerin helak edilmesinde su vardır. Mesela tufan. Su. Bazılarında toprak var, yani deprem olmuştur. Bazılarında hava vardır, çok şiddetli rüzgar. Yani Cenab-ı Hak insanlara diyor ki, bakın diyor, yani susuz yaşayabilir misiniz? Topraktan uzak olabilir misiniz? Havadan kendinizi koruyabilir misiniz? Hayır, öyleyse yani başınıza buna benzer felaketler gelebilir. Bu işin insan psikolojisine hitap eden bir yönüdür. Dolayısıyla yani insan olduğunun farkında o, yani kibirlenme, böbürlenme, isyan etme. Çünkü yani Cenab-ı Hak azap göndermek istediğinde kaçış yerin yok. Yani kendini sudan uzak tutamazsın. Su senin felaketin olabilir. Aynen. Cenab-ı Hak sel olsun deyince işin biter. Deprem, kaçamazsın. Hava, yani rüzgar, çok şiddetli bir rüzgar, kasırga, fırtına, yani bugün bile yani bunca teknolojiye rağmen yani yerle bir edebiliyor. Yani insanın mütevazı olması, yani kul olduğunun farkında olmasını gerek ifade eden ayet. Evet, evet. Evet, fasfah, es-safhal cemil. Bu aslında Hasan Hoca zaten bunu söyledi. Bu aslında biraz da şudur. Lekum dinikum veliye dini. Müşriklere yönelik. Madem inanmıyorsunuz o zaman sizin dininiz size, benim dinim bana, neticede Allah hesabı görecek. Yani geldik. İnne rabbeke huvel hallahul alim. Onu Hasan Hoca hazırlan anlatmıştı. Ve lekat ateyna ke seb'an minel mesani. Kur'an'da en çok konu edilen ne olduğu konusunda bir türlü müfessirlerimizin tam
olarak ittifak edemediği hususlardan birisi. Seb'an minel mesani. Nedir bu? Evet, Mehmet Hocam. Yani tekrarlanan, iki defa söylenen o mesna, evet. İkilemek demektir. İkilenmiş şey demektir veya ikişer demektir. Türkçe'de karşılıkları farklı olabilir ama aynı şeyi ifade etmiş oluyoruz. Yedi şeyin tekrarlandığını söylüyor ayet-i kerim. Tamam. Yedidir bunların sayısı ve bunlar tekrarlanıyor. İlk başta söylenen şey Fatiha suresidir. Sürekli tekrar ediliyor. Ve tekrar ediliyor ve çok hikmetlidir. Ondan sonra yarısı umudiyettir, yarısı duadır. Bu şekilde ve adeta zaten ümmül kitap olarak da geçiyor. Yedi tane ayeti vardır ve bunlar tekrarlanıyor. O yüzden Fatiha diye genellikle müfessirler bunu Fatiha diye tefsir etmişler. Sanırım o konuda bazı hadisleri de, hadis rivayetlerine de dayanılıyor veya sahabe rivayetlerine de dayanılıyor. Fakat başka türlü de tefsir edilmiştir. Yani işte uzun ayetler veya vasat ayetler, uzun sureler gibi şeyler de söylenmiştir. Fakat orada bir de o Kur'an-ı Azim. Yani burada da bir belagî şey aranıyor. Çünkü Seb'an minel mesani ayetler ifade ediliyorsa zaten söylenmiştir. Ondan sonra var Kur'an-ı Azim. Bu Kur'an içinde mi dışında mı bu şey? İşte tamim adet taksis de var. Yani evet, önce evet. Özel bir şey söylenmiştir. Kur'an'dan bir cüz, bilinen bir, yani parça cüzü, ben şeyi kastetmiyorum. Parça söylenmiştir. Ondan sonra Kur'an'ın bütünü söylenmiş olmaktadır. Bunda teyit olduğu söyleniyor, diyor. Teyit olduğu, yani biraz da ihtimamın, yani buna verilmiş olan, atfedilmiş olan önemin büyüklüğünden de söz ediliyor. Zaten Kur'an burada azim diye de nitelenmiştir. Yani yüce Kur'an şeklinde. Ancak şunu anlamaya çalışmak lazım ayetin bütününde. Bütün bu felaketleri, hatta müşriklerle bile iyi ilişkiler ve Cenab-ı Hakk'ın mutlak yaratıcılığı, ilim merkezini halk etmesi, bütün bu kevni şeylerde bir mucizevi şey söyleniyor, sonra kevni bir takım vurguları yapılıyor. Sonra velakat ateynake, sanki sen bütün bu olan bitenleri, işte Allah'ın kudretini, halkı, mucizeyi, helak etmeleri, müşriklere karşı bile tabir biçimlerini falan öğrendikten sonra ancak sonunda unutma ki işin başında Allah'ın sana vermiş olduğu bu yüce Kur'an vardır. Evet. Yani sen eğer bu anlatılanları idrak etmek istiyorsan, Hazreti Peygamber'e hitabın velakat ateynake, hem kasem üslubu vardır burada, hem tekid üslubu vardır. Hem de olmuş, bitmiş, kesinleşmiş bir durumdan söz etmiş oluyor. Hazreti Peygamber'in nübüvvet şahsiyetinin olgunlaşma sürecinin bu ayeti çok iyi anlamasıyla irtibatlı olduğunu anlayabiliyoruz. Yani sen, sana indirilmiş olan Kur'an'ı ne kadar kapsamlı, ne kadar derinlikli ve ne kadar iyi ve doğru anlarsan, hazmedersen, sana anlatılan şeyleri de o kadar doğru anlarsın ve tavırlarını da ona göre sağlamlaştırmış ve istikamet üzere şekillendirmiş olursun. Bir ikincisi, bu ayetle Hazreti Peygamber'e çok büyük bir sorumluluk mesajı da verilmiş oluyor. Yani senin mesuliyetin çoktur çünkü senin üzerinde böyle bir yük vardır, böyle bir mesuliyet vardır ve sana böyle bir şey gönderilmiştir. Sen bunun altından kalkmak zorundasın. Yani bu kapsamdaki, bu kapasitedeki bir eserin getirmiş olduğu mesajların hakkını vermen lazım. Hazreti Peygamber'e bir uyarı da, hem bir iltifat var, hem bir yüceltme var, hem de bir inzar da vardır. Yani sen böyle bir emanetle karşı karşıyasın diye cümlenin bütününden anlayabilmek mümkündür diye düşünüyorum. Ben. Sanki bu Hallak, Alim, bir de bu son okuduğumuzu birleştirirsek, yani Hallak, Allah yaratıcıdır, alimdir, yarattığı her şeyi bilir. Evet. Ve bilerek yaratır. Ya, yani. Bilerek yaratır. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَمْعًا مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْعَانِ الْعَظِيمِ dediğinde de söz de Allah'a aittir. Evet. Yani neticede, yani son hüküm veren, son sözü söyleyen de Allah'tır.
Öyleyse sen buna bak demek istiyor yani. Aslında Peygamber Efendimiz üzerinden bize de bu şey, bu bilgiye netice yani itibariyle. Bu yapının içinde sen bir özel konum taşıyorsun. Aynen. Bu yapının içinde yani kallâkü semâvâtu vel ardı râvâhâ el alîm bi kulli şey. Fakat sen bundan azade, bundan bağımsız bir durumda değilsin. Burada senin de bu yapının içinde, bu olan bitenin içerisinde bir konumun var. Ona göre düşünceni, tefekkürünü, imanını, vazifenin en iyi şekilde yerine getirilmesini bu çerçevede oluşturmaya çalış gibi bir büyük mesajda anlaşılabiliyoruz. Sonraki ayet de bunu tamamlıyor gibi. Vela temuddenna وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَّا مَا مَتَّعَنَا بِهِ Biraz daha spesifik eder. اَزْوَاجًا مِنْهُ Hazreti Peygamber'e hitaben bu. Yani لَا تَمُدَّنَّ sakın. Çünkü sonunda şebbelimun var. Yani o ifade ediyor Layla beraber. Hazreti Peygamber'e bir nehi, yani bir yasaklama. Meddi nasıl manası bir şeyi uzatmak veya ziyade etmek. Yani böyle açıklıyordu bu şeyleri. Yani elini uzat bir şeyin arasında medde, yani o med. Buradaki manası yani haset manasında olmadığını müfessirler söylüyorlar. İmlenmek manasında bu. Yani ona temutten gözlerini uzatma mecazi ifade olarak. Yani sakın imlenme. Onların ellerindekilere imlenme. Keşke bende de olsun deme. Bir önceki ayetle alakası var bunun. Çünkü biz sana onlardan çok daha kıymetli olan Kur'an-ı Kerim'i verdik. Yani senin elindeki nimet, nimetlerin en büyüğüdür. Yani geri kalan her şey onun yanında küçüktür. Dolayısıyla sen sakın ha. Yani görebiliyorsun günümüzde de var. Ben bunu biraz güncelleyerek biraz sonra söyleyeceğim. Yani yatları var, katları var, arabaları, lüks arabaları var, lüks konutları var. Yani sakın yani bunlara imlenme çünkü bunlar geçici şeylerdir. Bir kıymet harbiyesi yoktur. Senin elindeki Kur'an-ı Kerim en değerli şeydir, en büyük nimettir. Dolayısıyla tenezzül bile etmemen gerekir manasına. Neye diyor Hazreti Peygamber? Yani gözüne dikip keşke yani bende de olsa deme. İlâ mâ mette'nâ bihi yani onlara verdiğimiz, yani istifade ettikleri, zevk alarak kullandıkları, yani temettu kelimesi bu, metta'dan mut'a, bir şeyden zevk almak, haz almak manasına. Yaşadığı konforlu evi olabilir, lüks arabası olabilir, yatı olabilir, katı olabilir neyse. Kimlere vermiş Cenab-ı Hak bunu bakın. Ezvacen minhum. Ezvac kelimesini enteresan bir şekilde bu İbn-i Aşur, Asnafen diyor, birçok müfessir İbn-i Aşur bunu normal ezvac kelimesinin hakiki manasını alarak eşleriyle birlikte diyor. Yani karı koca. Yani bu şekilde yorumlamış. Çok az. Yani müşrikleri karı koca olarak, bakın müşriklere, kime hitap? Hazreti Peygamber olduğuna göre kasteden Mekke'nin müşrikleri. Yani Mekke'nin müşriklerinden karı koca olarak zenginlik, refah içinde yaşayan her türlü mala sahip olanların ellerindekine imrenme. Onların aile hayatlarına imrenme. Yani diğer müfessirlerin diğer kısmı da asnafen minhum diyor. Yani değişik değişik müşriklere, değişik de topluluk, grup, grup. Yani değişik şeylere inananlar kastedilmiş olur. Kimi Hübeyre inanıyordur, kimi Uzza'ya inanıyordur, kimisi Menat'a inanıyordur, kimisi Dehri'dir vesaire. Ama bakın o kadar yani tevhid dışı inanç olmasına rağmen yine yukarıdaki bakın hep hikmetle bunlar. Olmasına rağmen Cenab-ı Hak onlara dünya nimetlerini fazlasıyla verebiliyor. Diyorum ya yine bakın çelişkiye düştüğünüzde yani yukarıda ayete geri dönmek zorundasınız. Biz her şeyi hikmetle yarattık. Ama bu hikmet nasıl tatbik edecek? Ahirette. Yani ahiret bunu tamamlıyor. Başka türlü olmaz. Evet yani o kafirlerin her türüne yani verdiğimiz zevk aldıkları, hoşlanarak kullandıkları nimetlere sakın imrenerek bakma. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Ve onların yani o nimet içinde olmalarından dolayı sana karşı ihtisa etmelerinden, ara etmelerinden dolayı üzülme. Yani içinde bir sıkıntı hissetme. Yani bu neden? Bir önceki ayetle alakalı. Çünkü biz sana nimetlerin en büyüğünü verdik. Yani o nimet yanında diğer her şey küçük kalacaktır. Dolayısıyla yani bunları umursamaman gerekir. Kafaya takmaman gerekir. Bunlar çok ciddi prensipler. Günümüz insanına fazlasıyla lazım. Yani çünkü günümüzde çok ciddi problem bu. Yani dinden uzak olan insanların refah içerisinde yüzüyor olması, lüks içerisinde yüzüyor olması. Bir de yani basın yoluyla sürekli bunu topluma empoze ediyorlar. Yani televizyon kanallarında çıkıyor, gazetelerde, internet mecralarında çıkıyor. Gerçekten bizim yaşımıza gelen insanlar için problem değil. Biz dünyayı az çok test etmiş, yani ahirete doğru yüzümüzü çevirmiş insanlarız. Bunlardan fazla etkilenmiyoruz ama genç yaşta olan dindar insanlar için çok çok ciddi problem bu. Özellikle hayata yani atılma aşamasında olan gençler için yani ciddi bir sıkıntı hissediyorlar, problem yaşıyorlar. Çözemiyorlar yani zihinlerinde. Yani dindar insanlar niye bu kadar sıkıntı içerisinde? Diğerleri yani nasıl düşünüyor?
Yani ona o maddi refahı sağlayan şey adeta dinden uzaklaşması, yani rahat yaşaması, hürriyet içinde yaşaması gibi geliyor. Hiç alakası yok. Yani bunların gençlere bir şekilde kesinlikle anlatılması lazım. Yani onların geçici olduğu, çok aldatıcı olduğu, neticede bir şey getiremeyeceği, dış görünüşe de aldanmak gerek, yani aldanmamak gerektiği. Çünkü o maddi huzurun aslında içerisinde biraz deşeleseniz inanılmaz problemler var. Yani dışarısı cennet ama içi cehennem. Yani o hayat öyle bir hayattır. Bunun gençlere anlatılması gerekiyor. Hemen bu yani nehin akabinde Hazreti Peygamber'e, yani nehi böyle çok sert sınırlarda kalmasın diye müfessirler açıklıyorlar. Bir de emir var. Vaktib cenahake lil mu'minin. Yani o müşriklerden, Mekke'nin müşriklerinden sana sıkıntı verenlerden biraz yani yüzünü müminlere çevir. Onlarla beraber olmanın, yani müminlerle beraber olmanın insana huzur vereceğini söylüyor. Ben daha ileride gelecek, yani oraya kadar gelebilir miyiz? Vakit hızlı ilerliyor. Hüküm mine sacidin ifadesi, yani son ayetlerden birisidir. Onu da o şekilde yorumluyorum. Yani burada bazı müfessirler demişler ki ben biraz atlayarak gideceğim ama yani Hazreti Peygamber'e senin gönlünün sıkışıyor. Yani bunu biliyoruz. Dolayısıyla çözüm olarak bakın. Tesbih bihamde rabbike, tesbih et, hamd et. Bakın bunlar yani günümüzün manevi problemlerine Kur'an-ı Kerim'den ilaçlar. Bol bol tesbih etmek, yani Subhanallah demek, Cenab-ı Hakk'ın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu akılda bulundurmak. Cenab-ı Hakk'ı övmek. Cenab-ı Hakk'ı övmek demek, etrafta yani kusurlu bir şey, hikmetsiz bir şey görmemek demektir. Yani bunun asıl manası bu. Hamd çünkü övmek demektir. Nasıl översiniz? Yani etrafımızda olan her şey Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler olduğuna göre, onlardaki çok olumsuz olan şeylerde bile arkasında hikmeti görebilirseniz, yani Mevlam görevim neyler neylerse, güzel eyler diyebilirseniz, hamdin manasını yaşıyorsunuz demektir. Yoksa sadece elhamdülillah demek değildir yani. Ya onu anlamak, onu derk etmek, gördüğünüz her olayda yani arkasındaki hikmeti görüp rahatlamaktır. Yani bileceksiniz ki o olayın olmasında bir hikmet vardır, bir amacı vardır, o yüzden olmuştur. Akibet itibariyle muhakkak insana hayır getirecektir. Dindar insana hayır getirecektir. Bir de ve kümmine sacidin, bakın secde edenlerle beraber olun. Üçüncü madde. Subhanallah de, yani Cenab-ı Hak da bütün noksanlıklardan, kusurluklardan tezih et. Yani yaratılışta kusur görme. Yani bu bir eğitim meselesi. İkincisi hamd et. Üçüncüsü secde edenlerle beraber ol. Secde edenler halis dindar Müslümanlardır. Bakın bunlarla beraber olmak, Müslümanların içerisinde bulunmak veya işte cemaatle namaz kılmak, bunlar insanı manevi açıdan rahatlatan şeyler. Yani kalp sıkıntısına, strese çözümdür. Bir de ne var? İbadette devamlı etmek. Yani ibadeti sürekli, ibadetleri aksatmamak. Bunlar. Evet, Hasan Hoca gayet güzel şeyler söyledi. Evet. Ben sadece teyit için söyleyeyim. Mehmet Hocam da bir şeyler söyleyecektir. Bu لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجٍ مِنْهُمْ. Aslında bizim günümüzde bir sıkıntımız var bizim. Kompleksli bir hal söz konusu bizim Müslümanlarda. Böyle psikolojik eziklik dediğimiz. İşte bu tam ona engel bir şeydir aslında. Yani kafir karşısında ya da inanmayan karşısında sakın ezik hissetme kendini. Onun elindekine, avucundakine bakarak kendini geride, geri planda görme. Eğilme demektir aslında. Hani dik dur diyoruz ya, dik dur demek aslında budur yani. Dik dur. Eğer eğilmen gerekiyorsa وَحْفِرْ جَنَاهَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Müminin yanında eğil. Ona da yardım etmek için eğil. Yoksa eğil derken ona ruku et, secde et anlamında değil. Yani mümine yardım etmek için eğer eğilmen gerekiyorsa bu estağfirullah Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşittâhu alel kuffar ruhamâ'u beynehum. Aslında bir yerde onun da bir tefsiridir yani bu ayet-i kerime. Yani müminler kafirler karşısında dimdiktirler. Eğilip bükülmezler. Ama müminler karşısında merhametlidirler. İşte buradaki aslında vahfiz cenahak merhametli ol demektir yani mümine karşı. Yani mütevazı olsun. Hasan Hoca'nın son söylediği şey önemliydi aslında. Bu ayetin şu kısmı bütün olarak değerlendirdiğimizde فَسَبِّيَا بِحَمْدِ رَبِّكَ. Ben biraz daha net bir şey söyleyeyim. Hasan Hoca'nın söylediği çok doğru. Onu sadece netleştirmek için söylüyorum. Yalnız kaldığında Allah'a tesbih et. Birlikte, toplu halde de namaz kılın birlikte. Zaten bugün eğer deizmle, ateizmle şikayet ediyorsak, bu bizim ibadetsizliğimizden bir sonucudur aslında yani. Çünkü
Deist dediğimiz şey nedir? İşte bir Tanrı'ya inanıyor ama Tanrı'nın hiçbir şey peygamber göndermediğini, kitap göndermediğini, bir emirle bize ya da bir sorumlulukla mükellef kılmadığını söylüyor. E biz hiçbir şey yapmıyorsak, sadece Allah'a inandık demekle yetiniyorsak, namaz yok, abdest yok, oruç yok, hiçbir şey yok. E ne farkımız var ondan? Çok büyük bir farkımız kalmıyor. İşte eğer bir deistten farkımız olmasını istiyorsak bu ibadet de olacak bir şey. Tesbih ile ya da şeyle olacak bir şey. Bir de ölene kadar ibadet. Hocam buyurun. Estağfurullah. Yani ben de bu ayetten ve devamından şunu anlamaya çalışıyorum. Özür dilerim. Yani burası çok uygun bir yer değil ama bir duyuru var. Bu 16 Giresun Ceyhan 282 plakalı araç hemen çekilmesi gerekiyormuş herhalde. Yani bizdeyse sahibi. Yoksa sorun yok. Bizdeyse bizim alakası yok. Şimdi şunu anlıyorum ben. Kur'an-ı Kerim bir muallim kitaptır, bir murabbi kitaptır. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Ve neticede Kur'an-ı Kerim önce Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ı olgunlaştıran bir kitaptır. Bir hadis rivayet edilir. Senedi çok güçlü olmayabilir ama اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْدِيبِ Rabbim beni terbiye etti ve güzel terbiye etti diyor. Bu ayette de ben o terbiyenin ipuçlarını görüyorum doğrusu. Çünkü قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ ayeti de var. De ki, ya Muhammed ben de sizin gibi bir beşerim, bir insanım. يُوْحَا اِلَيَّ bana vahiy indiriliyor. İşte indirilen bu vahiy bir yerde de Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَا مُنِتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ Burada hem Resulullah'a beşeriyeti hatırlatılmış oluyor. Yani ola ki sen bir hani zuhul yaparsın da onların bir takım, mesela peygamberliği tebliğ ederken bu noktayı yer yer dikkate almıştır ve çok meşhur bir duası vardı. Allahümme ansur bi umara ev bi amrin veya bi amrin ev bi umara demiş. Şimdi hatta hıyarukum fil cahiliyeti hıyarukum fil İslam var. Ennâsü ma'adin gibi Cenab-ı Peygamber'in peygamberlik süreci içerisinde uyguladığı strateji insanların sosyal ve ekonomik konumlarıyla da ilgili olmuştur. Bakın biraz önce söylediğim dua diyor ki Ya Rabbi İslam'a, bu dine ya Ömer'le veya Amr'le işte yardımı sağla. Yani Ömer Müslüman olursa işimiz biraz kolaylaşır. Veya Amr ibn-i Hişam, yani Ebu Cehil Müslüman. Tabi Ebu Cehil İslam tarihinin verdiği bir lakaptır. Yoksa cahiliye döneminde Ebu Cehil değil o. Kendi toplumunun en seçkin ve en zeki adamlarından biridir. Ha, şimdi niye bu duayı yapıyor Resulullah? Çünkü sosyal ve iktisadi, hatta siyasal konumu da göz önünde bulundurarak bir strateji de belirlemeye çalışıyor. Mesela Hazreti Halid'e büyük kardeşi Velid aracılığıyla defalarca haber göndermiştir. Halid Müslüman olursa yanımızdaki yeri biraz farklı olacak, değişik olacaktır. Çünkü Halid'in bir silahı yok, bir kahraman olduğunu biliyor. İslam onu kazanırsa gücüne güç katmış olacaktır. Onun için Resulullah'ın burada bir yerde, çünkü direkt muhatap olur. Elbette ki Hazreti Peygamber'in kişiliğinde bütün müminler için bir mesaj vardır. Mesaj andır. Ama buradaki ifade özel olduğu için Resulullah'ın da bir uyarı vardır. Ola ki sen onların zenginliğine, onların sosyal kariyerlerinin etkinliğine bakar da etkilenebilirsin. Ama asla böyle bir etkilenme durumu olmamalıdır. Ve burada ifadenin dil açısından yapısı da لَا تَمُدَّنَّ نُمْنِ سَقِيلَيْلَ pekiştirilmiş olarak ifade asla ve asla onların sahip olduğu imkanlara ve üstün taraflara özenme, heveslenme ve ona göz dikme diye çevirmişler bizim meal yazanlar ama yani gözün orada göz dikmek, olmasın. Göz dikmek farklı anlamda kullanılıyor. Göz dikmek demek keşke o benim olsaydı falan. Yani burada eziklik gösterme onlar karşısında. Evet, eziklik gösterme. Eziklik bir de gösterme. Şey etme, önemseme. Tabii, önemseme. Önemseme bunu. Bunu önemseme. Ha, çünkü Allah dünyayı herkese verir. Ama ahireti herkese vermez.
dünyayı istediğine verir. Yani bu dindarmış, bu ahlaklıymış, ahlaksız. Belki dünyanın en zenginleri en ahlaksız olanlarıdır. Belki en zalimleri, en zenginleri olanlardır veya en yetkili olanlardır. Dünyadaki üstünlük, iyiliğin alameti asla değildir. Hiçbir zaman olamaz. O ezber doğrudur. Yani ben de ilk okuduğumda yani herhalde evlenip yuva kurmuş ama durumu iyi gitmiş ve toplumda sivrilmiş çiftler de kastedilmiş olabilir. O ayetinde bundan Hasan Bey'in dediği gibi pekala anlaşılabilir. İki, onların bu durumları seni üzmesin, kompleksin olmasın. Zaten Bey çok kızdı. Komplekse kapılma ve bir eziklik hissetme. Ha, eğer duygusal olarak ilgi göstermen gereken, alaka göstermen gereken birileri varsa onlar da müminlerdir. Fakir dahi olsalar, köle dahi olsalar ki ilk müminlerin çoğu böyle insanlardır. Sen bunlara karşı tevazu göster. Müşriklere karşı asla tevazu gösterme durumunda olma. İşte başın dik olsun, özgüvenin yerinde olsun. Böyle bir kişilik hatırlatması, onunla da yetinmiyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, onlara karşı eziklik şöyle dursun. Cafer Bey'in müsaadesiyle sonrasındaki ayet de onu tamamlayışıdır. Yani ihata olarak وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ النُّب۪يمُ Siz benim size karşı bir kompleks içerisinde olacağını mı zannediyorsunuz? Size karşı eziklik duyacağını mı zannediyorsunuz? Tam aksine ben apaçık uyarıcıyım. Ben sizi uyarıyorum. Uyarıyı kim yapar? Güçlü olan yapar. Etkin olan yapar ve sözü dinlenmesi gereken yapar. O bakımdan burada müşriklerin de Hazreti Peygamber'den belki olan bu tür yanlış beklentilerinin de önüne geçmiş olmaktadır. Ve aynı zamanda bu uyarıyı Cenab-ı Hak diğer bu yoldan çıkmış ve Kur'an'ın bir kısmına inanıyoruz, bir kısmına inanmıyoruz. Değil mi? Evet. Bu şekilde onların malına göz dikmeye dair biraz sebebin mutabirinden bir iki şey rivayet vardı. İsmailler olsa gelecekti ki bu İsrailiyat kurafa kurafa sakın bundan bahsetmeyin falan. Yo, zaten ama, vaktimiz de kalmadı. Tamam, bitti. Kapatıyoruz. Tamam. Kapatıyoruz. O zaman bitiriyoruz ve evet. Cenab-ı Hakk'ın bu mesaiden bizler için hayırlı neticeler halk edip ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Evet, efendim teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Bu haftalık. Önümüzdeki haftalarda buluşmak üzere inşallah.